Peki sende bir kusur bulsak? Olur. Ne olabilir sence? Ne efendim Dilay? 5 saniye konuşması. Değil mi? Canım normalde yani bir kusur bulamadığım için konuşamıyorum yani. İltifat da güzel bir şey. Aynen yani, biz uzun uzun iltifat ediyoruz. Beğenin de birkaç cümleyle ifade edebilirsin. Saçlar çok güzel. Teşekkür Gözlüğü ederim. Gözlüğü harika olmuş. O çantasının askılı çok güzel yapmış. Çok güzel yani. Teşekkürler. Dilara. Ayakkabılarına öncelikle bayıldım. İçeride de söyledim. Evet. Ayakkabıların içinden böyle çorap çıkartmak güzel duruyor. Ben seviyorum bunları. Kazağın çok güzel. Senin şu çanta askılarını boynuna yapmanı çok seviyorum. Onları artık ben de yapacağım. Çünkü bu kadar güçlü zincir yok artık. Zincir eskiden yok, vardı. Evet. Ondan. Boynuna bağladığın... Her neyse çok hoş durmuş. Renk etek. Uyumları olarak çok hoşuma gitti. Sadece ben senin çantanı sevmedim. Çantanı çok beğenmedim. Onun dışında saçların, gözlüğün, makyajın çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yine. Gibi. Değil mi? Misal. Tabii Aybüke seni dinlemediği için. Olsun. Bir örnek teşkil edemedin ona. Anlamadım. İzlerse görür. Ben anlamadım. Yok, biz aramızda Dilara'yla anlaştık. Onu Aybüke'nin anlamasıydı. Orada başarılı olamadık. Bu salaş... Emine. Bu salaş saç modeli sana çok yakışmış Merve. O gözlükleri de gerçekten çok yakışırdı ve çok beğeniyorum o gözlükleri. Fuların aslında biraz daha belki ince, hani o dökümünü hakikaten çok beğendim. Fular gibi kullandığın eteğin diyeyim ya da. Çok çok beğendim ama biraz kaba duruyor. Hani zaten kaba durmasını istedim açıkçası. Düğüm kısmı mı artık bir şey olmadı ya da onun fular gibi durmasını beklerdim. Evet, kalın durması çok güzel olmuş. Ama biraz daha hani kaba bir şeyi var. Hani bilmiyorum, tam ifade edemedim onu. Ama genel güzelsin. Ayakkabılarını çok beğendim ben de. Ayakkabının içerisinde o renk çorapları. Sürton yapmanı çok sevdim. Teşekkür ederim. Tek çantanın rengini ben uygun bulmadım. Sanki çantam biraz olmadı gibi bu şeyin üzerine. Kolye detayını oraya eklemen de gayet hoş olmuş. Teşekkür ederim. Aslında en çok ben senin çantanı beğendim. Tona ton yapmışsın ama bir hediye paketi gibi olmuşsun. Buranda böyle hediye paketleri gelir ya kocaman yılbaşlarında, evet, falan. Öyle olmuşsun. Kötü görmüyorsun. Sadece o zincirli o kırmızı... O kumaş parçasını nasıl yaptın anlatır mısın? Etek bu. Ama duyamıyorum. Daha böyle bu, ciddi anlat. Bu bir elbiseydi eskiden. Bize öğret. Ondan sonra o kestim. Bluz yaptım. Bluzunu burada kullandım. Burada mı kestin, evde mi kesmiştin? Evde bluzunu. Geçen hafta kullandım kırmızı kırmızı giyindiğimde. Bu da geri kalan parçasıydı. Onu da fiyonk haline getirdim. İyi yapmışsın. İyi görünüyor. Alıyoruz. Evet, eteğimizi. İşaretli yerlerden kesiyoruz. Ona da bir dikiş kursuna değerdi burası. Hem dostlara götüreceğiz aşkım. Hayırlısı. Ben gittim de kaldım Merve. Merve gider de kesin. Yani Merve cümlenin gidersen... orasında bir kaldık hep beraber zaten. Evet. Bir müddet. Bir an durduk, düşündük. Evet. Nasıl olur Denizli bir All Star acaba? Ne işi var Denizli'nin Deniz All Star? Deniz manzaralı All Star. Tuba, son yorum. Merve çok güzel görünüyorsun, çok teşekkür beğendim. Teşekkür ederim. Uyumları yani lacivert olmasına bayıldım. Saçını toplamışsın, çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Neredeydin, Paris'te miydin bu arada? Hı-hı. Evet. Bir de yani detaylar çok güzel. Sen çok kendine yakıştırıyorsun yaptığın şeyleri. Kaliteli duruyor bir de. Çok hoşsun, çok beğendim. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Hele bakın kim gelmiş. O gelmiş. Neyinle gelmiş? Hoş gelmiş. Nasıl? Güzel mi bu? Aa. Ben şimdi, ama siz bana bir kere daha yapmıştınız. Ondan sonra beğenmemiştiniz. Ondan ben şimdi anlamıyorum bazen. Şu an şüphe içinde. Ama bu Nurella kafası. Evet. Bugün çok pozitifim. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Biri birinin kafasına meyve suyu dökecekmiş.
Ben de dedim ki ben de senin kafana bunu dökerim dedim. Haklı değil miyim? Haklıyım. Tabii bunu niye dökeceğim? Öbürünü korumak için. İntikamını alacağım. Ama sonra dedim ki ay niye dökeyim? Suya günah. İyi su. Nerede kalmıştık? Bak seni şarkıyla. Artık çok beğendiğime bu şarkıyı yollayacağım. Hele bakın kim gelmiş. Benim için çok önemli bu şarkı biliyorsunuz. Evet biliyorum. Daha piyasaya çıkmadı. Cengiz İmre'nin eseri, bestesi yakında çıkıyor. O kedi buraya gelecek tabii okuyacak. Cengiz. Muhteşemsin. İşte ya. Buradaki bir numara o kırmızı. Artık geri kalan kısmına senin bir şey konuşmuyorum bile. Konuşamam, hakkım yok böyle bir şeye. Ay çok ne oldu Bahar? Düşünüyorum. Niye öyle bana baktın? Sizi düşünüyorum. Peki, düşün. Tarsın. Teşekkür ederim. Merve hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Oversize kazak çok da yakıştı. Elbise olarak kullandın, gayet güzel. Üzerindeki bağladığın şal mı yoksa... Luz. Etek. Etek, etek mi bağladın? Aferin sana. Çok da yakıştı. Ben sadece çantayı sevmedim. Böyle kadife, yumuşak, büyük bir çanta elinde almalısın. Ya da süvet deriden böyle tekrar yumuşak bir deriden bir kol altında böyle bir çanta almalısın bunun yanında. Ama ondan hariç hakikaten çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Böyle devam. İnşallah. Tarz. Ayakkabıların 39 lira mı? Evet, 39.90. Pes. Bir dön bakalım. Nereden aldın? Bir alışveriş merkezinde bir mağazanın indirimi vardı. Ve 39 lira muhteşem bir ayakkabı. Teşekkür Bravo. Merve Hülya bana Avşar... da al. Ha? Bana da al. Yükseldi. Hiçbir yere gidemiyorum. Hiçbir şey alamıyorum kendime. Hülya Avşar'ın çok meşhur bir lafı vardır. Şampiyon belli, ikinci kim? Tarz üstü tarzsın. Teşekkür ederim.